Sanat menademe oylemek ki Kuda bir yani inan. Çünkü adam beni isimle tanıp ben ki artist olamam degen mi? Fakat kiçkine bohçadaylığımda o kim böyle sandız artist olamam degen mi? Şimdi bahtlı eken ben ki o şu niyetim gittim. Beni 10. klası bitirgenimden ki medisineye topşırılırken de beni topşırgenler. Uydagilere. Ha, üniversite topşırıp yıkılıyor, tezir o yıkılıyor. Kiremez, mantıktan ötüme gelmek yaptı. Çünkü yeğen beni halam cahili tanıklı adamıydı. Ancağında. O şimdi yetelerde bari fizike, matematike geberdi. Pedinist kızdı. Sütte okuyorsan dedi. Kiruva gelmem indi, kiruva gelmem bulam. Kani indi düşünsem onu, matanaliz, algebralar, kani indi düşünsem. Hali gelene kara oturamam diye, fakat gazetelerden sanat hakkındaki narsadan okuştu başlayayım. Keşinde bir de gazete kolumge düşüp kaldı da, Ahımbabayev tiyatrıda SSR halk artisti, özü Abbas Bakirov baş rejissörüydü. O adamı ilan çıkıp kaldı. Andıcan'da. Andıcan tiyatrı, Ahımbabayev tiyatrı, hazır Babır tiyatrı. O şey tiyatrıda ne ki şu 2 yıllık stüdyo açılarken degen ilan da okup kaldı. De, okuştu taş adımda ertesi ki kim adım? Okuştu. Doğru bu arada. Varsam şimdi bantikler ben kiri borgen ben çocuğumuz bu vakitte bantik takı yürerdi gidiyor. Hele ki nümelerden çıra alık. Kiri borsam Abbas Ege rahmanlık oturup çıkıp çeli adamla oturup halk artistleri. Oturup şimdi kirip nümeni oku verdim ki nümeni bilesen kızım dedi. Doğru boyla hizmetçi dedi dedim camilerin dedim monologunu bilemem dedim. Şunu ne ki kuş edim kanatımı kayırdılar şunu okudum. Okuyan bu oldu dedi okuysan dedi. Şu bilen stüdyoda okudum 2 yıl. Uydagiler mi dedi işte? Uydagilerim İnsanlıkta karşı yalnız bulma uçan. gen hayatımda yani. Hiç kaçan ben bir olaya koşulup şu yürek yutup boranma gen ben değil mi? Taşken kele olma gen ben. Beni otamam, anamam cüde okumuşlu insanlar bugün. Sanatı cüde sevgen. Beni otam rahmetli ki adi hesapçı bugün, buhalter bugün. Lakin Feragat Han kızım derdi. Feragat rahmeti bana yakışık görürdü. O vaxtlar küçükken radyolar bulardı, ona kadar televizyonlar yok. O yüzden pakat şunu işlerdi, Feragat'ı bana aşılardan işlerdiler. Onam hiç kaçan karşı bulmaya, onam ciddiyem zamanevi hayal edi. Şuna zaman ki karab yaşaydı hayal etti akıllı. İkilesi hem kursan borçtu. Ya dedim, ben dedim, girdim tiyatro dedim. Yani sen algebra okumadın, bolam dedim, bayılır işte. Kullab kuvvetlaştı, şu buna 2 yıl işte stüdyoda okudum. 10. klası bitirdim. Rolla oynadım, Abbas Akyan'ın kolu da. En bahtlı insan mı? Abbas Bakirov kolu da oynadım. Menge mihir koyuyanlar onlar. Üniversiteye kirgen paytım diyem, yani yapırıp kaldım. O da rahmetlik hali hiç katta gapirmagan ben borardılar da Barçın Barçın mendan oldun kursa rahmetli kızı Aybarçın Oybarçın Bakirova Bekirova. mendan 1 yıl oldun bitirgen. Kızını aldıge bormay bana yanımdakiler bilirdi. Beni auditoriyamga borardı. Borup çık kızım derdi. Hali o vaqtda ötken küllerde tushayotgan payti orkadagi amaliy sanat muzeyida syomka bo'lardi. Abitda kelardilar. Kelib Barçın'a karı kelib beni ovqatlantirib ketardilar. Ke kızım derdi çaparını şunday qilib. Shunaqa mehr qo'ygandilar da menga. Olib tushib hamma havas qilardi. Abbos Bakirov, Abbos Bakirov deyishardi. Men xursand. Ularni oldida maqtanib chiqib ketardi. Xullas keyin o'sha 2 yilni bitirgandan keyin Abdulla Nabiyev spektaklini qo'yganmiz, diplom spektakli. Unda Ma'sumani o'ynaganman birinchi rollarimdan bittasi. Keyin o'zim kelganman shu yerga. Toshkentga. Toshkentga bitta dugonam bilan keldik. Ketdik dedim Toshkentga dedim. Onam aytdiki, qanday borasanlar endi ko'chaga yurmagan odamsizlar. Dedi, oh yo'l tiling dedim, ketdik. Kirsam kirdim, kirmasam teatrda ishlayman kelib dedim. İnstitü bitirdim, drama kino fakültetini bitirgenden keyin bizi
bütün kursumuzu Samarkand'daki Hamid Olimjon teatriga jo'natdi. O paytlar diplom 2 yil ishlab bersa berardi-da. Hamma kursi borganmiz. Borib, qolgan ikkitasi qolib ketdi, qolganlari meni o'qituvchilikka chaqirdi. Endi bu kursimizda kimlar bor edi biz tanigan? Kursimizda taniqlilardan Gulchehra Ibrohimbekova kursdoshim. Rasmimizda bor Gulchehra, Sodiq Nosirov, Soxta Jumanov hozir institutda ular dotsent, anaqa shunaqa ular. Shuna qilib, eng qizig'i meni ham institutga chaqirishdi domlalar. Lola Xo'jayeva bilan Sotimxon Inomxo'jayev domlamiz uchalamizni o'qituvchilikka chaqirdi. Endi men o'zimcha aqlli deb o'ylashib, aqlli gaplarni gapirib yurgan bo'lsam kerak-da. Aktiv edimda. Keyin sahnani ko'tardi-da o'qituvchilikka kelaing, uchalang dedi. Keldik, 2 oy ishladim. Men ishlay olmadim. Pedagogika boshqa sohada. Pedagogikaga ham nima kerak, talant kerak-da. O'zim soatga qarab o'tirardim, qachon dars tugaydi. Men aytdim, yo'q, men ishlay olmayman dedim. Men o'qituvchilik qilaman. Rahmat o'sha o'qituvchilarga dedim. Lekin menda o'sha qobiliyat yo'q dedim. Men massovkada bo'lsa ham teatrda ishlayman dedim. Shuna qilib, men Ergashim Asafayev rahmatlik shunaqa inson ediki, yosh kvartiya teatri ochilgan payt edi endi, yangi. Ergashiga ko'chada ko'rib qoldi-da, u odam ham umrini oxirigacha menga mehr qo'ygan. Qayerda bo'lsam ham. Keyin o'sha yerga bordik. Yosh kvartiya teatrida ishladik. Ishlab ikkita kursdoshim bilan birga ishladik. Yosh kvartiya u paytlar gullab yashnagan paytda. Ha, o'tdi Murod Rajabov, Samad Ergashev, Tug'on Rejametov, Shirin Aziz va Ubaydulla Omonov o'sha yerda edi. Butun taniqli Farhod Aminov, eng zo'r aktyorlar o'sha yerda edi. Malika Ibrohimova, Nela Tashkinboy va Asror Tashkinboy, bu bularni sanoqqa yeta olmayman. Hamma taniqli zo'r insonlar o'sha yerda edi. Keyin taqdir taqozosi bilan meni Andijonga taklif qilib qoldi o'zimiz rejissor o'sha yerda ikkinchi rejissor edi. Yosh kvartiyada. Siz Andijondan kelgansiz dedi. Yuring Andijonga keting dedi. Andijonda o'zimiz teatrda ishlab berishingiz kerak dedi. Ketdim Andijonga. O'zi ota-onam o'sha yerda dedi. Mayli dedim, ketib Andijon teatrida ishladim. 20 yil ishladim Ziyoda. 20 yil ishlab, keyin nega onam, ota-onam bu yerga ko'chib kelgan edi. Ko'chib kelganlar sababi ham ukam o'qirdi, sinim madaniyat institutiga kirdi. Shular ko'chada qolmasin, kvartira qidirib deb ota-onam aytdi-bu tushungan insonlar edi. Kelib mana shu yerdan hovli olganmiz, shu yerda yashashgan bular. 50 yoshimgacha yaxshi chiroyli ishladim o'tda Andijon teatrida. Kechqurun shunaqa momo qoldiroq bo'lganki, jala qo'yib yuborgan ishingizda bormi dadasi? O'sha paytda ona tabiat mani yaxshigina ogohlantirgan ekanu, men bilmasdan uylanib qo'yganman-da. Ha, menga uylanib ham bo'ldingizmi? Boy bo'ldingiz. Mahallaga rais bo'ldingiz. Uni ustiga yoningizda 70 ga kirsa ham 30 yoshga o'xshaydigan 40 yillama xotiningiz bor. O'zingizni 30 yoshga o'xshatib yubordingiz. Albatta. Ko'chada men yursam, hali hind seriali bor-u, ishaniga o'xshatishadi ham. Men yoshlama ishlayman, hamisha yoshlarman. Ular yoshatdi. Opa, o'ynaysiz, o'ynaysiz, shunaqa narsalar qildik. Keyin onam og'ir kasal bo'lib qoldilar, bitta. Toshkentda edilar-da. Og'ir kasal bo'lib chaqiruvdilar, kedib. Menga qarash kerak edi onamga. Endi rak bo'lib qoldilar-da. Shundan keyin men noiloj teatrdan nima qilish uchun emas, просто onamga qaragani keldim. Toshkentga. Onam juda og'ir bo'ldi-da, bir yil yotdilar, bir yil ovqat yemay yotdilar-da. O'shandan keyin meni ovqatim yeridi. Ruscha ovqatlar qilib berib olam menga haligi salatlar. Birasalar qilib ber, sinim yaxshi qaraydi, ikkita sinim bor edi. Keyin otam o'tib ketgan edi, shu yerda o'tdilar. Keyin keldim-u, shu yerda qolib ketdim. Shu bilan bir yildan keyin satira teatriga bordim. Ishlash kerak, hatto onam o'tib ketdilar. Keyin satira teatrida ishladim.
Ergash Karimovlar, Baxtiyor Ixtiyorov, hammalari, hamma taniqli Xayrulla Sagdiyev, san'at akalari bilan ishladim, baxtliman ishladim. Keyin Qalpoq bular miniatyuraga chaqirib turardi meni Ergash aka. Miniatyura teatrga borib yurganimda bular Qalpoq guruhidan yigitlar keldi. O'sha nimaga? Aka Sharifga xotin bo'lib o'ynardim men unda. Talib Hojiyev bilan. Esladim. Ha, nega keyin bular ko'rib qoldida meni syomkada. Atlas ko'ylakda syomka qilyatdik va opa dedi, "Masha Rahmonali Surob bilan Oribjon Sultonov ikkalasi edi. Opa, bitta xotin kerak, biz yangi guruh qiluvdik" dedi. Shu Qalpoq degan guruh qildik. Ular sirkda ishlashardi vaqtda. Men tanimasdim bular. Men dedim, aytdimki, "Mayli" dedim. Men ishlaydigan vaqtim. Endi shunaqa energetikni paytimda. Keyin shunaqa qishi taqdir taqozosi. Men 2001-yili Qalpoq aktrisasi bo'lib qoldim. Ishtahalaringizdan yuzim o'rgilaysiz. Qo'lingizni olib ko'rmasam. Bunaqa osh qilmagansan. Shunaqangi mazali bo'pti. Baxtimga doim bor bo'lgin. 40 yildan beri borman dadasi. Biror marta meni ovqatim maqtab yemagansiz. Necha maqtab qoldingiz? Yaxshi bo'pti-da. Voy baraka topkir. To'xtaxon bor-u, qo'shnimizning qizi. O'sha olib chiqibdi. U ham satirada ishlab, ham bularga qatnashib yurardi. Keyinroq satira teatrida o'tda ham gastrollar bor, bitta ham gastrol konsertlar bo'ladi. Men ulgimay qoldim-da, Qalpoqni qo'ldan chiqargim yo'q. Chunki Qalpoq guruhi bilan men ancha qadrdon bo'lib qoldik, yaxshi-yaxshi narsalar qildik. Shundan keyin satira teatridan ketishga majbur bo'ldim. Ketib keyin butunlay mash Qalpoqqa o'zimni makrimni bag'ishladim-da endi. Chunki ikki tomonga chopishga nima bo'lolmay qoldim. Keyin keldim shu Qalpoqda ijod qilyapman 22 yildan beri. 22 yil bo'ldi. Shirmon opa, mana hozir aytib berdingiz-da hayotingizni. Shunaqa yengil, shunaqa chiroyli aytib berdingiz. Biz havas bilan bir nima deydi, og'irmasdek ko'rinadi-da, lekin aktrisaga hech qachon oson bo'lmagan. Hech qachon oson bo'lmagan. Ming zamonlar rivojlansin. Men uni atrofida tushunadigan odamlar bo'lsin, uni qismati og'ir. Yaxshi gap gapirdi Sevda. Artist mana ayniqsa komediya artistlarini dardi yo'q deb o'ylaydi-da odamlar. Menga aytishadi, sizlar ham siqilishni bilasizlarmi? U komediya artistlari eng dardli odamlar bo'ladi. Aslida o'zini shu nima bilan kulgi bilan yengishga, o'sha dardlarni yengishga harakat qiladi. O'shaning uchun meni boshimga ne savdolar tushdi bunday onam o'lgandan keyin. Eng go'zal senim o'lib qoldi shu kasal bilan, rak kasali bilan. 54 yoshida. Uni ko'tara olmadim. 48 yoshida bitta ukam chetda ishlardi, kelib davlenadan o'lib qoldi, qon bosimi ko'tarilib. Ikkita o'lim ketma-ket bo'lib qoldi-da. Men faqat nimani sinishdi, haligi tushib ketdim-da endi. Odam ko'tara olmaydi-ku. Shu Qalpoq meni saqlab qoldi. Qalpoqda borib, odamlarning oldiga chiqaman, dardi yo'qdek chiqishimiz kerak-da san'atkorlar. Qanday qilib siz dardingiz bor deb chiqasiz? Shuni chiqqandagi olqishlar hamma yaxshi ko'radi. Xudoga ming marta shukr, menga bitta baxt hech narsa o'rnini almashtirmayman, shu muxlislarim ko'p. Meni duo qilishadi chiqib. Xotinlar, ayollar, o'zimdan kichkinalar ham chiqib duo qilishadi mana konsertlarda. Shu menga eng katta yupanch bo'ldi. Hozir men insonga nima kerak? Qizil gap emas bu, aliqanaqa gap. Insonga nima kerak yashash uchun bola? Havo, suv, shu yaxshi gap kerak-da, havo, suv. Menga san'at shu havo bilan kislorodda. Kislorod bilan suvdekda havo. Shu men busiz tura olmayman. Chunki kasal bo'lib tursam ham mana yonimdagilar ham aytadi. Og'rib, kasal bo'lib, dard bo'lib tursa ham, bitta konsert bo'lsa bir chiqib ketaman, mazza qilaman. Hamma narsam chiqib ketadi deb dardim. Muxlislarni ko'rib. Muxlislar bizni yo'q qiladigan ham muxlis, bor qiladigan ham muxlis. O'shaning uchun mayda-chuyda narsalarni unutib yuborish kerak odam deyman deb. Mayda-chuydalarni tashlash kerak. Ash bitta maqsadga borish kerak deyman. Hech qachon unvonga qiziqmadim.
Unvon olaman deb harakat ham qilmadim. Chunki ishlasangiz olasiz, teatrdan chiqib ketganman. So'rashadi hozir, unvoningiz bor, meni unvonim bor deyman, xalq artistiman deyman. Chunki xalq sevadi, meni ko'proq taniydi deyman. Kulib o'tib ketaman. İloya mana shu xalqdan meni ajratmasin. Meni ko'p yaxshi yomon kunlarim xalq meni yupatib turadiganim xalq. Dard katta, san'atkorlarda katta. Kabullamaydi. Dadasi? Avval sizdan ot hidi kelardi. Endi ot bilan sarimsoq hidi kelyapti-ya. Bu sochim chiqsin deb sarimsoq suryapman-da. Voy! Sarimsoqni hidi kelib qoladi-yu sochimda. Bo'ldi. Ha. Dadasi, yoshingiz ham bir joyga borib qoldi. Soch chiqarishga balo bormi? Tarvuzga jun chiqishi mumkin, lekin sizni boshingizga bir tola ham soch chiqmaydi. Chiqmagan jonda o'g'li. Surishda davom etaveramiz. Mayli sassagam. Yoshlikda siz qanday filmlarda suratga tushishni orzu qilgandingiz? Umuman kino haqida o'ylaganmisiz? Men uncha kinoga qiziqmaganman, kinoga tushishga. Bilmayman, o'sha odamlar kinoga uradi, kino juda mashhurlar kinoga chopadi-da? Ha, kinoga chopadi. Biz institutda o'qiganlar ham kinoga. Mana Rustam Sagdullayev biz bilan o'qigan, birinchi kursda. Shuni qancha kinoga ketib qoldi, keyin yana bitirdi. Shunaqa bir aloqamiz bor. Hozir ham kursdoshdik, chunki birinchi kirganlarim Afzal Rafiq opam bizga topshirgan. Endi aytmoqchimanki, kinoga ko'p odam qiziqib ketdi. Ayollardan ham Aida bizdan oldin, Aida Yunusova Rahmaligan bizdan oldin bitirgan. Sevara degan qizimiz bor edi. Kinoga nimagadir men qiziqmaganman. Men o'zimni juda go'zal deb o'ylamaganman. O'sha paytlarda faqat go'zallarni olardi. Chiroyli bo'lish kerak, hamma yo'q bekamikos bo'lish kerak. Shunaqa desa, biz endi o'rtamiyona hech men o'zimni loyiq ko'rmaganman-da kinoga. Shunaqa bo'ladi-yu odamda. Men ko'proq shu televideniyani yaxshi ko'rganman. Ayniqsa qalpoq televideniyada uraverardim o'zimni. Chaqirsa boraverardim. Televideniyani yaxshi ko'raman, haqiqatda shularni. Teatrda ham, teatrda ham aytamanki, yashadim-ku teatrsiz, mana yashab ishlamasdan. Demak, meni hayotim shu televideniya ekan. Televideniya ekan, tanlaganim shu ekan deyman-da o'zim. Shunaqa ishlar endi nima deydi? Kinoga ham urish kerak, lekin zo'r bo'lsangiz urish kerak deb. Yorvarish kerak edi sevda borganda keyin. Zo'r qilib o'ynashingiz kerak, keyin mashhur bo'lishingiz kerak, baribir. Kinodan mashhur bo'lishga men ko'zim yetmagan. Hali jiyani Sodirjon bor-u? Kecha shunda tufligingizni ko'rsam, ichiga banan solib qo'ydi. Savzi qilmadi, puli yetmagan, savzi solmagan. Sizga hech narsa aytolmayapti, uylanmoqchi shekilli. To'g'ri, 20 yildiga kirdi-yu. Uylantirish kerak jiyanni. Lekin uni sal aqlini bir sinab olaychi, sal to'g'riroq. Qarasam, qani aqli joyidamikan. Chaqirchi. Tushlikka bo'lgan bo'lsa kerak, hozir chaqiraman, gaplashing, xo'pmi? Bo'pti. Institutda o'qigan paytimizda kinoga tushirmasdi. Televideniyaga ham borgizmasdi domlalar. Meni o'sha paytda 72 yillari tojik film taklif qilgan. Endi u vaqtlar chaqqon yosh paytimiz, lekin domlalar ko'rmagan. Vaqtlar qo'ymasdilar. O'shanga nima qilganmi kim biladi. Endi mashaqqatli ishda endi kinoya. O'zi hamma ish o'ziga yarasha. O'ziga yarasha mashaqqati bor. Hammasi bizdan yo'qmi mashaqqat mana qalboda. Juda mashaqqatli ish. Har hafta yangi g'oya bilan chiqish, yangi kulgi bilan chiqish bu katta bir mas'uliyat degani. Mas'uliyat degani. Sizga berilgan rollarni o'zingiz charxlaysizmi qalpoqdagi rollarni yoki boricha ijro etasizmi? Qalpoq ko'rsatuvi ko'proq improvizatsiyaga o'ynaymiz. Endi chiroyli yoziladi, lekin so'zma-so'z yodlaganimni bilmaymanda. Tog'a bilan biz chiqishib qolganmiz, partnyorlarim juda yaxshi. Bir-birimizni to'ldirib turamiz. O'shaning uchun hali o'zi kelib chiqadi deb improvizatsiya ko'proq bo'ladi bizda.
Onaqa nimadan ko'ra, lekin qiziqarli, yaxshi. Bu yerda Parmon aka, bu yerda Rahmonali tog'ani o'ynaydi. Hamma so'raydi, u haqiqatda ro'xatimsizlar dedi. Mendan 20 yosh kichkina deyman. Tog'i shunaqa yomonki, meni mana shu baland tomga chiqarib yuborgani, tomga chiqadi deb tasavvur qilasizmi meni? U tomga hali ko'jayinim chiqolmagan dedi uydagasi. Shunda satin oldim dedim, Rahmon chiqolmayman men dedim, nima deyapsiz dedim. Tomdan g'ish tashlash kerak boshiga. Dedi, opa! Bitta baqiruvdi, qanday chiqib qo'yganimni bilmayman dedi. Qani endi tushyapsam, operator bola bu yog'imda asetetilimiz bu yog'ida meni tushira olmayapti. Zo'rga tushdim, chiqib ketganman. Cho'milasiz dedi. Suzadigan joy bo'lsa tushasiz dedi. Endi biz suzishni bilmaymiz. Bir kuni juda yomon qiziq voqea bo'ldi. Nimada bo'ldi? Toshkent dengizini oldida. Shunda keldikda suvda oqadigan joyim bor ekan. Xotinini itarib yuboradi, xotin oqib ketib qutuladi shundan. Opa dedi, "Miyatim yo'q, men tushmayman, tez oqar ekan, o'lib qolaman men" dedim. "Bo'l, o'ynamayman qalpoqda, bo'ldi, ketaman" dedim. Desam Iskandar kelasi, "Yo'q, tushmaysiz" dedi. Shunda chakaga kelib turib dedi, "1 2 3 deganimizda boshqa kaskadorni tushirib yuboramiz, sizni kiyintirib" dedi. Men ishondim. Xo'p dedim. 1 2 3 desam orqamdan itarib yuborishdi dedi. Ana sizga rahmat. Oqib ketyapman tagida. Ular tayyorgarligini ko'rib bo'lgan ekan, 8 ta yigitni qo'yib qo'ygan ekan olib chiqishga. Olib chiqdi, shunaqa voqealar ko'p bo'ladi. O'shanda jahlim chiqdi. "Meni nimaga bunaqa qilasan?" dedim, lekin chirin nimada yaxshi chiqdi-da, yaxshi chiqadi. Ekranda ko'rganingizda. Ekranda ko'rgandagi o'zi qiylanganingiz bilinmaydi. Yaxshi insonlarda men ulardan ajrala olmadim. Ular meni yaxshi kunimda ham, yomon kunimda ham to'y qilamanmi, qanaqa nima bo'lsa tikka turishadi. Bolalarim yaxshi bolalar. Bolalarim deyman, endi mana yoshim o'tdi. Ulardan ancha 73 yoshga kiryapman, Xudoga shukr. Hali ham meni olib ketishadi. "Yo'q, opa" dedi, "borishingiz kerak. Siz bormasangiz bo'lmaydi" dedi. Bunaqa qadr qimmat qayerda bor buni? Keraksiz bo'lishdan Xudo asrasin. San'atkorga keraksiz bo'lish o'lim bilan teng deb o'ylayman men. To'g'ri. Chunki doim o'sha sahnada, ekranda yurish kerak edi san'atkor. Shunaqa. U hali shunaqa bo'lish kerak. Shu sahnada o'laman degan odamlarga g'ash kelishadi. Lekin bizning hayotimiz juda. Hayotimiz shu sahna. Andrey Mironov, Mironov sahnada o'lgan-ku. Qayerda nima bo'lishimizni bilmaymiz, solli Alloh biladi uni. Lekin hiç ajragim kelmaydi. Men 2 kun bo'sh bo'lib qolsam, uyda o'tirib qolsam, o'zimni yomon his qilaman-da, kerak yo'q. Demak, hech kimga kerak emas ekanman deb qolaman. Keyin birdan chaqirib qolsa ketaman. Bu kuni ham mana bitta klipga chaqirishdi. Oyog'im bilan qanday yarayman dedim sokoqqa. Bordim. Borib yaradim ham. Kelib 3 kun yotdim kasal bo'lib. Lekin mazza qildim o'tda. Tushib ijod baribir boshqada. Baribir boshqa. Charchamaysiz. Ijodda charchamaysiz. Navbatdagi yor bor ko'rsatuvimiz xonadoningiz mehmoni. Otning o'ligi, itning bayrami. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Assalomu alaykum piru badavlat qariyalarimiz. Gulni gul der mu kishi, gulning tikoni bo'lmasa. To'xtasin. Voy. Mana uni qaray. Ha? Dollar oshibdi. Dollar oshibdi. Ha? Voy, qanchaga oshibdi? 1 million 65 mingmidi? Ha. 1 million 66 ming bu. Voy, uli. Voy, uli. Ha? Dollaringiz ko'pmi? Bor edi-da. $200 yig'ib qo'ygan edim. Sizda-chi? Ha, menda 1 dollar ham yo'q. Sizning sahna ortida, kadr ortida boshqa bir hayot bor. To'g'ri. Bu hayotni tomoshabin ko'p ham sezmaydi. Bilmaydi ham, bilmaydi ham. Qaysidir ma'noda bilishi mumkin, lekin uni his qilmaydi-da baribir. Bo'ldi, san'atdan ketaman degan paytlaringiz bo'lganmi? San'atdan ketaman degan bo'lmagan. Men juda ko'p qiynalganman. Juda ham ko'p. Men hali gapirishni yomon ko'raman. Onam o'lgandan keyin juda tushkunlikka tushib, hali ishga kirmaganmiz, kichkina yosh bolalar bilan qiynalganman. O'shanda ham boshqa kasbni orzu qilmaganman. Hech qachon iplay olmayman deb o'ylayman men. Men chevarlikni bilmasam,
oshpazlikni qila olmasam, yo bir o'qituvchilik qila olmasam, mana qanima san'atdan boshqa meni hech qanaqa yupantiradigan narsa yo'q-da. Meni dardimni oladigan narsani o'zi yo'q. O'shaning uchun yana tug'ilganda yana baribir artist bo'lardim. Chunki maza qilaman, o'zim maza qilaman. Men birovlar uchun ham o'ynayman, muxlislar uchun o'ynayman. Lekin ashlarni ko'zida mehr ko'rsam, o'zim maza qilib o'ynaymanda, deydi. Kasalim ham unutib yuboraman chiqqanimdan keyin sahnaga. Hammamiz ham shunaqa. Og'riyapman, og'riyapman deymiz-ku, sahnaga chiqqanda keyin o'zimizni boshqacha his qilishga. Hamma joyda men saltanat bo'lib qo'yganman dekalpoda. O'sha saltanatni yaxshi ko'raman o'zim. Chunki meni hayotim bo'lib qolgan u saltanat. Boshqa joylarda ham gapirsa chiroyli unaqa gaplarni bilmayman-da, saltanat bo'lib qolaman-da. Lekin o'shamini o'zim maza qilaman. O'zimga kerak shu narsa, yashashim uchun kerak. Hayot kechirganda shaxsiy hayotimiz bizda yaxshi bo'lmagan. Bo'lmagan meni hayotim. Xo'jayinim o'lib ketgan yosh, farzandim men qoldim. O'zim katta qildim, o'zim o'qitdim. Institutda o'qita olmadim, qo'lim kaltalik qildi. Endi uniga nima qilib bo'lmaydi. Lekin kasb hunar, kasblik hunari bor, Xudoga shukr och qolmaydi. Mendan keyin ular och qolmaydi. O'shaning uchun Xudoyimga shukr qilamanki, menga boylik, badavlatlik yig'aman deb o'ylamaganman hech qachon. Chunki hamisha biz o'rtamiyona yashaganmiz. She'rim yozganman, hozir topolmadim shu she'rni. O'rtamiyona degan she'rim yozganman o'zim. O'rtada, menda ma'nosi hamisha men o'rtada yashaganman. Ota-onam o'rtacha, yashagan joyim o'rtacha, uylarim o'rtacha, hayotim o'rtacha, husnim ham o'rtacha, yuragim o'rtacha, sevgim ham o'rtacha, hammasi o'rtacha. Va shukr bilan hammasi. Kulgim ham o'rtacha, hamma hayotim o'rtacha. Boy ham bo'lmadim, muhtoj ham bo'lmadim. Lekin hamma narsam o'rtacha, shunga o'rgandim. Qasrlarda yashay olmayman degan ma'noda. Chunki qasr uylarga menga emas, men yashay olmayman uni hisqadi meni. Men mana shunga yashab o'rganganman, chunki moslashganman shunga. Deymanda, kunim chiroyli o'tsin, har bir kunim. Men ko'p bolalarga ham aytaman, tomoshabin ham shu gaplarimni nima qilishadi. Bir kunimiz qolsa ham hayotimizdan go'zal qilib yashash kerak deganga amal qilaman men. Go'zal idishda ovqat yeyishni yaxshi ko'raman, go'zal piyolada choy ichishni yaxshi ko'raman. Uyda janjal to'polon bo'lmasin deyman, xotirjamlikni yaxshi ko'raman. O'shaning uchun hayotim yaxshi. Xudoga shukr nolimayman. Ana hozir aytayapsiz-da, o'sha turmush o'rtog'im vaqtli olamdan o'tdi. Ha, vaqtli olamdan. Yosh bola bilan qoldingiz. Ha. Baribir o'sha kimnidir mehriga odam muhtoj bo'ladi. Qariganda bildingiz. Yoshlikda bilinmas ekan. Yoshlikda hali mehnat bilan yurasiz, o'zingiz hamma yerda qilib yuborasiz. Yoshingiz sekin-sekin o'tganiga o'sha turmush o'rtog'ingizga muhtoj bo'lar ekansiz. Shirin gapiga, hech narsasiga emas. O'tir, kampir, choy ichib ol, yo bir narsa dori kerakmi deyishiga muhtoj bo'lar ekansiz. O'shaning uchun men tomoshabinlarga, yoshlarga aytaman, hamma joyda birinchi turmushingizga chiqqaniga shuni asranglar deyman. Yaxshi kun ham bo'ladi, yomon kun ham bo'ladi. Hammasiga chidab ushab qolish kerak ekan. Hamma narsani o'sha baxt o'shanda ekan. Qo'sha qarishda. Qo'sha qarigan men havasim keladi. Mana Gulchehra Ibrohimbekova, meni kursdoshim, dugonam. Kursdoshimizga turmushga chiqqan. Hozir o'zi qoldi. Ikkalasi qushga o'xshardi-da, bir-birini tushunadigan san'atda. Har havasim kelardi ikkalasiga. Qo'sha qaryapsan. Shunaqa gangib qoldi er o'lgandan keyin, chunki o'rganib qolganda. Men hammaga o'sha necha kirsa ham, Xudo qancha umr bersa ham, o'sha er o'rni boshqa. Farzandni o'rni boshqa, u er o'zini o'rni boshqa. O'shaning uchun qo'sha qariyalar deymanda. Shu armonim shu xolos meni. Ro'zg'orning butligi er bilan biling, dastinga bersin deb duolar qiling. Shu shirin hayotni zavqini suring, erkaklarni asrang, ayollar. Saligina kechiksa qayda qolding deb, maoshing muncha kam qayga solding deb, tergamang boshqasini topib olding deb,
erkeklerde asrang ayollar bazen içip gelip suyulup kalar. Yaz günü muşta tügülüp kalar. Acapmaz bir günü kuyulup kalar. Erkeklerden asran ayollar. Cahlingiz çıkanda aklingizini yiyip, bolangiz sökmengiz tılge berip zeyip. He otenge uhşamey harbala bol deyip. Erkeklerden asran ayollar. Sizge tajıma haldey kasır kursam der. London, Parijlerge olup borsam der. Lekin şunca pulunu kaydan olsam der. Erkeklerini asran ayollar. Bu bu şehirde hakikaten erkeklerini asraş gibi. Özlerden yerler. Yok yok, bu Farg'onadagi bir şairi şehriyken, bir kasetle de ait yürümen, bunu aşırı kılı aitken eken kimdir? Şu benim yüreğimde yok kalıp şunu, ben asası Marhaba Kerim var şeylerini okuyma. Onu yakışık görmen değil mi? Marhaba'nın kim asan? Çıralı, hayati, halkçı. Oddi, oddi tilimle yazar. Bu adam, bu yazganı menge özüm kolumge düşüp kaldı. Aşılayam kula etilgenike. Yakşı rahmet, o şu şair gedeyim ben. Kim eken? Ahırki payetli ayağız arada. Kaçandan başladı şu dert? Ben özüm bir beparva hatım bozsam gerek. Özüm karakterim özümge yok muydu? Neme gedeyim? Masuliyet kamera mende. Özüm sağlıkım ge. Ben doktorge boramayım ben. Doktorda borsam hut yaman kesal de birbirine karagendik. Şurada ka bir zilleyim ben de yaman. Hani onam buldu. Onam anca kesal. Şimdi yüreğim aldırıp koyuyor. Yüreğim aldırıp koyuyor. Ben geyim yaman kesal deyse şey. Tizem bir gün de ağırıp kaldı. Yuramaya kaldım. Üşende yatıp kaldım. Üşende kürsetsem boğularken. Hazır bir şeyim ama. Yürürdüm ben. Dar içi olamam da yürürdüm. İtibar vermedim, ağrı kaldırdı. Bana sekin yığılıp, ötken yılı bütünle yürürmeye kaldım. Ornumdan tursam, bel üşüydü, ayak üşüydü de. İşlerden hem bana kem oynadığım bu kaldım kalpada ya. Çünkü ben yürü almayayım ben. O şeyler talebini kılamayayım ben. Şimdi menge bu ölümden hem bedder oldu. Bir parva bu meyler. Yine bu sayem yürüyler, vraçke barıyla, kursatıyla, davalanıyla değil mi? Bana ben keç kaldım mı diye öyleyim ben de. Lekin yakışı bari bir, Huda'ya şükür. Sağ olun. Şükür. Yatıp komegenimge şükür. Sağ olun. Özüz ayağı özüyle yürüyen ikisi de baktı. Yürüp ben, her halde, işgü varmasam hem yürüp ben. Lekin yatıp kalsam, onda ölügenim yakışı da. Yok, ona kadar değil mi? Şuna kadar değil mi? Korkamam, yatıp kalıştan korkamam. Yok, Huda halese. Huda halese. Uzak yıllar. Ya şifa verdi. Daimden sorarım. Bana şu hastamı taşıdım. Hastada yürüdüm. Hastası yürüyüp ben hazır. Hastanı taşıdım. Taşıyım ben dedim hastanı. Çünkü en katta neme sebepçi şu Rahmanalı Surapov. Şerigim. Yerim oynadığına yiğit. Opa, sizden başka zaman ben buna oynuyor muyum ben? 22 yıl oldu. Sizge uğrayanıp koyayım ben. Siz sağlığınızda karışız geri. Siz hassat yengenizi görmeye dedi. Şundan korkan da yine hassat aşağı vardı mı? Sen bu sayem yürüm. Otobajabin dedi. Sizge rahmi giymezsin dedi. Oy bir çare hassat yanıp kaldı degen yapı içtimin opa dedi. Şu buna bana anca yürüp kaldı. Yakşı yapam bu dava. Şirmanın pek rahmet kattık. Rahmet sizlere. Evvela yuklap giden ilgi rahmet. Beni isten çıkarmazdan en yamanı isten çıkış. Sağ buluyla, salamat buluyla, yakışık günle de ücretsiz olaylar. İlahi.